Merhaba arkadaşlar. Bugün zinciri bisiklet üzerinden sökmeden detaylı bir şekilde zinciri nasıl temizleriz? Birlikte onu yapacağız. Bunun için bisikletimi terasa çıkarttım. Çünkü ortalık biraz kirlenecek. Bu yüzden kirlenmesi problem olmayan böyle balkon veya teras gibi yere çıkartırsanız ya da öyle bir olanağınız yoksa altına güzel emici bir bez koyarsanız bu temizliği siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle bir temizlik için ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi şöyle bir zincir temizleme aletine ihtiyacımız var. Böyle içerisinde bu benim sürekli kullandığım bir alet. Bu yeni olanı. Henüz buna daha geçmedim. İçerisinde bir sürü çeşitli açılarda, çeşitli sertliklerde fırça bulunan, şu şekilde temizleme kısmı bulunan bir aparat. Bu aparat çok kullanışlı ve çok rahat. Burada da bu aparatın içerisine döküp asıl temizlik işlemini gerçekleştireceğimiz sıvı sabunla hazırlamış olduğum sabunlu su var. Sonra da durulamak için kuru emici bir bez. İhtiyacımız olan şeyler bunlar. Evet arkadaşlar, daha önceden hazırlamış olduğum sabunlu suyu zincir temizleme aparatının içerisine döküyorum. Aparatı zincirime yerleştirip üstteki hazneyi kapatıyorum. Kapattıktan sonra tek yapmam gereken zinciri çevirmek. Evet arkadaşlar, çevirmeye devam ediyorum. Gördüyseniz artık pislikler akmaya başladı yere. Şu şekilde göstereyim. Şu an çok ciddi bir şekilde içerisindeki haznedeki su da kirlendi. Şimdi yapmam gereken bu haznedeki suyu boşaltıp içerisini temizlemek. Evet arkadaşlar, içerisindeki suyu görüyorsunuz. Pis ve çok kötü bir şekilde. Şimdi bu içerisini temizleyeceğiz suyla ve tekrar aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi haznesini temizlemiş olduğumuz aparatın içerisine tekrar sıvı döküyorum. Tekrar zincirin üzerine yerleştiriyorum. Tekrar zinciri çevirmeye devam ediyorum.
Bu işlemi ne kadar çok tekrar etmem gerektiği zincirin kirliliğine göre değişiyor. İçerisindeki su artık berrak olana kadar bu işlemi yapmaya devam etmem gerekiyor. Şimdi vitesleri değiştirerek bir şekilde rubleyi de temizlemiş oluyorum. Zincirimin her dişliğinin üzerinden tekrar geçmesini sağlayacağım. Şimdi aynı işlemi tekrarlıyorum. Bu zincir temizleme aparatının satın alabileceğiniz linki aşağıya bırakacağım, açıklama kısmına. Gördüğünüz gibi su hala kirli. Tekrar içini temizleyip tekrar bir temizlik işlemi yapacağım. Su ilkine oranla görece çok daha temiz. Son bir kez daha yapacağım. Ama onun öncesinde yine şöyle viteslerimi değiştirip zincirin üzerindeki sabunlu su rublenin ve ayna kolunun her tarafına işlesin. Oradaki yağları da sürsün. Bu işlemi birkaç kez daha fazla yapabilirsiniz. Ama benim şu andaki zincirim sürekli temizlediğinden dolayı. Ben bunu ne kadar zamanda bir yapıyorum? Uzun turlarda, yani 100 kilometrenin üzerinde olan turlarda muhakkak yapmaya çalışıyorum. Onun dışında kısa turlarda toplamda 200-250 kilometre yaptıktan sonra, yol kat ettikten sonra bu temizliği yapıyorum. Bu temizlik zincirinizin ömrünü uzatacak. Ruble ve ayna kolunun ömrünü uzatacak. Arka aktarıcıdaki orta makaraların, orta dişlilerin de ömrünü uzatacak. Temiz olmasından dolayı daha az sürtünme meydana getirecek. Dolayısıyla üretmiş olduğunuz, bacaklarınızda üretmiş olduğunuz gücü burada kayba uğramadan arka tekerinize gitmiş olacak. O yüzden önemli bir işlem. Zincir temizleme işlemimiz, aparatla olan işlem burada bitti. Şimdi zincirimi kurulayacağım. Sonrasında bir miktar bekleyeceğim tamamıyla kuruması için. Sonrasında yağlama işlemini gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, zincirde sonuçta su bazlı bir temizlik yapmış olduk. O yüzden zincirinizi bu şekilde ıslak bırakmamanız çok önemli. Ben mümkün olduğu kadar kurulayacağım. Sonrasında bir miktar bekledikten sonra da güzelce bir yağlayacağım. Eğer zincirinizi bu şekilde ıslak bırakırsanız, dediğim gibi su bazlı bir temizlik yapmış olduğumuzdan dolayı zincirinizde bazı paslanmalar meydana gelebilir. Bunun önüne geçebilmek için kesinlikle vakit kaybetmeden zincirinizi yağlamanız da gerekiyor. Evet arkadaşlar, arka rublemiz de tertemiz. Zincirimiz şu anda yağlanmaya hazır. Ben zincir yağ olarak bu MacOff'un Dry Loop modelini kullanıyorum.
birkaç yağ deneme şansım oldu. En iyi verimi bundan aldım. Çok daha sessiz, çok daha kalıcı buldum. Siz farklı marka modeller kullanıyor olabilirsiniz. Problem değil. Önemli olan zinciri bu aşamadan sonra çok fazla vakit geçirmeden kurulamak. Kuruladıktan sonra da pası önlemek için kesinlikle iyi bir şekilde yağlamak. Buradaki dönen aksamları da yağlamaya çalışıyorum. Şimdi yine vites değiştirerek rublenin de yağlanmasını sağlayacağım. Fark ettiyseniz vites değiştirirken ki seslerin çoğu tamamen ortadan kalktı. Bunun nedeni tamamıyla yağsız bir zincirden yağlanmış bir zincire geçmiş olduk. Evet. Zincir bakımı işlemini gerçekleştirdik. Eğer sürüşe çıkacaksanız bu işlemi en azından 4 veya 5 saat önceden, hatta mümkünse akşamdan yapmanızda fayda var. Çünkü bu haliyle yola çıkmak çok da doğru değil. Çünkü yağ henüz aktarım organlarına, zincire ve rubleye tam olarak nüfuz edip yapışmadı. Dediğim gibi bu tür bakımlar zincirinizin ve bisikletinizin ömrünü uzatacaktır. Bu bakımları kesinlikle aksatmayın. Zincirinizden ses gelmeye başladığı anda anlayın ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Ya bir bakım eksikliği ya da bir ömrünü tamamlamış bir ekipman vardır. Bisikletinizde sürüş esnasında her zaman için kulak verin, onu dinleyin. Şimdilik bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Keyifli sürüşler dilerim.